Onur Seyit Yaran, 10 parmağında 10 marifet olan yeteneklerden. Modellik ve profesyonel futbol geçmişi olan yakışıklı oyuncu, aynı zamanda bir satranç sporcusu. Bu kadar birbirinden farklı kulvardaki işin üstesinden gelmenin sırrını sorarak başlamak istiyoruz. Yaptığım her işi en iyi şekilde yapmak istiyorum. İşin en iyisi olmak için çalışıyorum. Çok hırslıyım, çok çalışkanım. Herhalde buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani futbol oynarken de kendim tek başıma antrenmanlar yapardım, koşuya çıkardım. Satranç oynarken de derslerimden bazen zaman ayırıp yine satranç çalışırdım. Bir şekilde turnuvalara giderdim, eğitim hayatımdan birazcık ayrı kalıp. Onun dışında modellik kariyerimde de hep diyet yaptım, hep beslenmeme dikkat ettim. Yarışma hazırlığımda hep çok çalıştım, uykuma dikkat ettim. Şimdi aynı şekilde oyunculuk hayatımda da sürekli okuyorum, izliyorum, eğitim alıyorum. Hep kendimi geliştirmek adına bir şeyler yapıyorum. Yani bulunduğum yeri hep yadırgıyorum. İyi bir yerde bile olsam daha üstüne çıkmak istiyorum. Ya da kendi çapımda bir şeyi başarmış da olsam o bana bir süre sonra yetersiz geliyor ve bir tık üstünü istiyor oluyorum. Herhalde bundan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Ya benimle bir ilgisi yok ki olayın. Bunlar okulda dalaştılar. Ondan sonra Berk hırsını alamamış, gece gidip Kadirlere saldırmış. Kavgada da amcaları yaralanmış. Ya benim bildiğim bunlar. Ya güzel söyleyemezsin? Böyle bir şey olmayacak. Bak biz elimizden geleni yapalım. Görürsün her şey yolunda gidecek. Hadi güven bana. Çok fazla hayranının olduğunu bildiğimiz Onur Seyit Yaran aynı zamanda modellik konusunda derecesi olan bir isim. Genç kızların merceği altındaki genç oyuncunun modellik kariyerini bir de kendisinden dinleyelim. Mankenlik kariyerim zaten çok kısa sürdü aslında. Yani ben bir süre daha bu işi yapmayı düşünüyordum. Ama yarışmaya katıldıktan sonra diğer West modullar gibi bir şekilde kamera önüne geçmem gerekti. Ve bunun da isteği vardı içimde. Bunun çalışmalarını yaptım. O yüzden aslında çok kısa bir süre mankenlik yaptım diyebilirim yani. Yaptım, yarışma oldu, yarıştım, birinci olduk ve ondan sonra başka bir kariyere yöneldim. Ne alaka kızım? İlk defa mı iyilik yapıyorum ben? Evet, ilk defa. İyi o zaman. Alış. Bundan sonra göbek adım, iyilik Atakul. Evet, anlamadım. Çünkü ben sana bir türlü açılamadım. Eğer bu İstanbul'dan gitme işi olmasaydı senden hoşlandığımı söyleyecektim. Sosyal medyada hayranların tarafından yapılmış, Ryan Gosling'e benzediğini söyleyen pek çok yorum bulunuyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ryan Gosling. Yakışıklı adam. İyi de oyuncu. Ne diyebilirim? Umarım bir gün bazı genç kızlarda yeni gelen kardeşlerimizi Onur Seyit Yaran'a benzetirler diye düşünüyorum. Honey. Biraz da kardeşlerimden konuşalım istiyoruz. Doruk güçlü bir karakter. Karakterin özellikle kolej sahneleri seyir açısından hareketli ve bol çatışmalı geçiyor. Ben kolej sahnelerini kafamda kodlarken babam oranın ortaklarından birisi olduğu için, yani sahiplerinden birisi olduğu için oranın sahibi gibi davranmayı düşünmüştüm hep zaten. Bunun da enerjisinin seyirciye geçtiğini düşünüyorum yorumları okudukça. Yani orası benim gibi hissediyorum. Gerçekten o sınıfa sahipmişim gibi hissediyorum. Bütün öğrencileri ben yönlendirebilirmişim gibi hissediyorum. Yani Doruk olduğum sıra içerisinde hep bu tavırda ve bu edada oynamaya çalışıyorum. Yani oranın sahibi benim, oturuşumdan bile oraya hükmediyor gibi davranıyorum yani. O yüzden kolej sahneleri benim açımdan tabii daha keyifli oluyor. Evet hocam, çalışmamıştım. Çantanızdan soruları ben aldım. Siz sınıfa girince de panikle Asiye'nin çantasına koydum. Doruk saçmalama, çantama bir şey falan koymadın. Hayır Asiye, ben yaptım. Sen görmedin. Bundan sonra koridorda koşarken daha dikkatli ol, tamam mı canım kardeşim? He? Tamam abi. Değişim başladı. Yeni versiyon Doruk Atakul yükleniyor. Bizce Doruk kardeşlerimin en renkli karakterlerinden. Çok fazla yorum aldığını tahmin ediyoruz ama senin açından en çarpıcı olanları merak ediyoruz. Ben kötü çocuk olarak başladım zaten. Yani başta da kafamda öyle kodladım. Sonrasında değişim olacağını biliyordum ama başta sanki bu değişimden haberim yokmuş gibi. Sadece biraz ergenliğim verdiği, biraz hormonların verdiği bu işte etkiyle tepkiyle bir şekilde yeni gelenlere kötülük yapmak istedim. Onlardan rahatsızlık duydum, üstün olmak istedim, alfa olduğumu hissettirmek istedim. O sahnelerde tabii başta önce bir sevilmedi karakter, yani gıcık buldular falan. Ama sonra o Asiye'ye olan bakışlardan sonra falan böyle işte herkese hır, Asiye'ye mır oluyor falan. Hani ona kedi oluyor, öbürüne kaplan falan gibi böyle bir sürü komik yorum geldi. Ben, yani Doruk Atakul, Asiye'ye aşığım.
Ama henüz sevgili değiliz. Çünkü o bana güvenmiyor. Haklı olarak. Ama ben onun güvenini kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bayağı camın önünde oturup okula gelmeni bekledim. Bu da kayıtlara geçsin lütfen. Günaydın. İşte şimdi günaydın. Hadi gel benimle. İyilik saçma bir şey demiştin. Hatta iyiler hep bu yüzden kaybediyormuş. Öyle demiştin yani. Ya ben onu sana cool gözükmek için söylemişimdir. Yani hava atmak için falan yapmışımdır. Gerçekten öyle ya. Asiye demişken Su Burcu Yazgı Coşkun'la aranız nasıl? Şahane bence, muhteşem. Yani seyirci çok sevdi. Biz de oynamaktan çok keyif alıyoruz. O kimyamızın tuttuğunu düşünüyorum. Zaten Yazgı çok yetenekli bir kız yani. Onunla oynamak benim için çok büyük bir şans. Çok rahatlatıyor beni, çok keyifli oluyor sahneler. Enerjimiz çok yüksek oluyor. Bunun da yansıdığını düşünüyorum. Daha fazlasını da yansıyacağını düşünüyorum. Aç kalbini, ben geldim. Sıkı sıkı tut, bırakmazsa zor yıktım. Kardeşlerim ilk günden itibaren yükselen izlenme grafiğiyle ilgi çekici bir yapım oldu. Genç bir oyuncu olarak kardeşlerim kariyerinde senin için ne ifade ediyor? Kariyerim açısından tam beklediğim iş olduğunu düşünüyorum. Yani doğru karakterde olduğumu düşünüyorum. İşin de birden fazla renginin olması yani çok fazla kitleye hitap edeceği anlamına geliyor. Çok fazla seyirci çekeceğimiz anlamına geliyor. Bu yüzden evet benim kariyerim açısından herhalde en önemli işim olacaktır diye düşünüyorum yani. Bundan sonra kaç iş yaparım ya da nasıl bir kariyerim olur bilmiyorum ama bu benim için en önemli imza olacak. Bunun farkındayım. Şu an içerisindeyken hissedebiliyorum yani. Kıza aşık oldun çünkü değil mi? Ne aşık oldun? Hangi kız oğlum? Ya baba saçma sapan konuşuyor işte ya. Oğlum konuyu saptırma. Ben psikopat gibi kimseyi hastanelik etmedim. Oğlum. Ya ben sarılacağım sana. Yani sarılabilir miyim? Biz en son sevgili olmuştuk değil mi? Çünkü öyle hatırlıyorum ben. Böyle bir ilanı aşık durumları falan olmuştu sanki. Onur Sait Yaran'a bu keyifli röportaj için çok teşekkür ederek son sorumuzda yakışıklı oyuncuya kardeşlerim setini sormak istiyoruz. Sette en çok kiminle eğleniyorsun? Celil abi güldürüyor. Celil Nalçakan, babamı oynayan. En çok onunla eğleniyorum. Genelde yemek sahnelerinde falan ben diyet yaptığım için çok fazla oradaki şeylerden işte hamur işinden falan tatlıdan çok yiyemiyorum. Ufak ufak işte ağzıma bir tane barbunya atarken, salatalık atarken falan yakalıyor. Alay ediyor benimle, espri yapıyor, şakalaşıyoruz. En çok onunla eğleniyorum herhalde yani. Hiç rahat bırakmıyor beni o konuda. Ya sana da kızamıyorum şimdi, anladın mı? Kendimden biliyorum. Yakışıklık başa bela işte. Ne gülüyorsun oğlum? Senin baban benim lan. İki ton açığımsın. O kadar bir farkımız yok ki. Kardeşlerim ATV'de. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. Kardeşlerim ATV'de. Merak ettiğiniz her şey ise Dizi TV'de. Kardeşlerim dizisi ATV'de. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. Dizi ATV'de izlenir. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de.